Evet futbol gerçekten çok enteresan bir oyun. E, dramatik bir kapanış oldu. 23. haftada Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup ettiği ilk yarısını 1-0 kapadığı maçta kısaca hocama sözü şöyle atacağım. Barış Alper devam dedi. E, gerçekten çok enteresan bir karşılaşmaya tanıklık ettik ve puan puana nefes nefese yarış zirvede devam ediyor hocam. Bu ligin adı ne? Süper. Yol, futbol. Ha, evet, futbol. Evet. İki takım için hep bütün takım tren yol basketbol yaptım ben. Yani şimdi Galatasaray özellikle e, maç oynanıyor. 60-70 derece daha sahasına falan giriyorlar. Gol diyorlar orada bir tane. 5-6 kişiyle ailece hatta 7 9 yapalım diyor hoca. Oyunun sonuna kadar e, devam ediyor ataklarına. Tehdit sıfır. Rakipten. Bak Türkiye'de bu kadar kötü Anadolu takımları ben hiç görmedim kariyerim boyunca. İzliyoruz abi. Hepsini izliyorum. Baştan aşağı birkaç tane istisna dışında. Şimdi Antep Fenerbahçe'ye bir sıfır mağlup oluyor. 3 gün oynansa Fenerbahçe yenilmez. Bir kere cepte. Hı hı. Antep Galatasaray maçında öne geçiyor. 7 gün oynansa yiyeceksiniz gol. Ha bir bir bitebilir, bir bitebilir, bitebilir, bir bitebilir. Önce şimdi rakip takımda öylese bir artık Hücuma şey yapmış ki, oyuncularını sokmuş ki. Yani ikinciye atarsan attı ama zaten atacak hali yok rakip takımın. Gidecek iki tane pasla gidecek hali yok. Aynı Kadıköy'de olduğu gibi. Yani bu antrenörler, mesela Sumidika tamam beşli, onlu, dokuzlu, onlu bir şeyler oynatıyorlar ama e, nasıl oluyor anlamadım. tabi geçen hafta çok önemli bir cümle kullandım bence. Okan Buruk bu ligi yutmuş abi. Ee, hiç kimsenin hemen hemen yapmadığı, zaman zaman böylesine maçlarda son 20 dakika yapacağı şeyleri... Devrede yapıyor. Devrede yapıyor filan. <laughs> 30. dakika falan bir uyandı ama, taraftara döndü, oyunculara döndü. Bir dakika dedi, bugün biraz farklı bir gün gibi dedi. Sanki... Bu iş kolay olmuş. Şekirge olmadı. misali olabilir. Şimdi İstanbul Spor maçı böyle, Kayseri maçı filan direkten döndük. Aman ha dedi. Şimdi de 3 tane stoper uzun, karnım buraya dönecek, beş o, e, bekleri de sıkışacak. Dört tane önünde ayrılmayan evet, blok oyuncular. Ee, tabii ki orada artık hünerler başlayacak. İyi vuruşlar ortaya çıkacak. Saha bir denede olmadı. iki denedi olmadı. Mertens, Aa, Mertens vurdu. vurdu. Çataldan döndü. Çatal çatal iki tane evet. döndü. Üç dört tane direkten döndü galiba. Var bir tane Icardi'nin kafası Üç var. Üç tane ben saydım da. Icardi, Mertens, Demirbay'ın frikiği. Evet Fricchi var. Saha'nın ee, ee, var. Tabii ki burada ön Hanım tabii burada şimdi maçın istatistiğini koysak skordan bağımsız koyalım. Hiç kimse de izlememiş servis yapalım dünyaya. Ya böylelik mi olur dersin? Bu maç 7-1 bitti falan dersin. 7-0 falan bitti dersin. Değil mi? Hatta evet. bir sıfırken ikinci de buluyordu bir de Antep. Hani Muslera. Muslera inanılmaz. Evet. Hatta evet. Ondan önce açıldığı bir top var hocam. Yani evet, karede evet. yoktu evet, evet. Şimdi Muslera burada yani. yani 76'ya 24, 33 şut İsabet oranı az. 13 korner, 512 pas, 65 ceza sahasında falan girmiş. Bu arada bence 5 dakika falan da komik bir yeni kuralları. Bu maç 8-9 dakika uzardı. Ee, ama şu var. Galatasaray'da Okan Hoca biraz daha sağ dışına çıkayım, sağ içine gireceğiz. Fenerbahçe şu anda başkanı Ali Koç ve İsmail Kartal bir gün ilk haftasından önce bir toplantı yapıyorlar. Samandır'da. Bir diğer tarafta Dursun Bey de Okan Buruk'la yapıyor. Futbol şubeden Selahattin Baki'de var ya Ali Bey'in. Dursun Bey'in derden Bey, de Bey var Ya diyor, ben bu işleri bağladım. 23. haftasında 60 puanımız var. Gülerlerdi. Ya başkan ciddi konulara girelim der İsmail Kartal. Öbür taraftan da aynı cümleleri Okan Buruk söyler. Ya 23. hafta bitti. 60 tane puanımız var dese. Bence Türkiye'de bu 23. hafta 60 puanı 4 sene şampiyon olan Galatasaray 100 gol atan bizim takım daha iyi olmak üzere ben yaptığını zannetmiyorum. Bu arada hakimin e, kötü maç yönettiği Galatasaray'ı tut, tut, tutmadı bunu hiç söylemeden şunu söyleyeyim. Hakemler girince Galatasaray Fener çak 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 yapıyorlar. Oh diyorlar. Yendiler rahatlık diyorlar. Şeye ona göre uzatıyorlar dakikaları. Onu söyleyeyim. Skora göre uzatıyorlar. Bunu görüyor, görüyoruz yani ki hakem de yani böyle gri diyebileceğimiz pozisyon yok ama hiç etkilenmeden vardı da işini yaptı. Kötü maç yönetmedi açıkçası Ar kardeşler. Bir tek hakemlerin bu tip maçlarda çok yavaş oyununa sokuyorlar kadeciler. Fenerbahçe evet. ve Galatasaray'ın Rakipler evet. yani. Ve İsmail Kartal ve Okan Burun da yok öyle bir şey mümkün değil derler. 60 yaptık. İkinci bir takımın 60 yapma ihtimali var mı diye aklı başında birikti. Mümkün diye dersiz. Türkiye'nin 4 büyük kulübü var. İkisi bir, iki tanesi birinci haftadan force etmiş. Diğer ikisi 5. haftadan itibaren 3 yiyor, 5 yiyor, 4 İki yiyor. ileri bir gelir sizin tabi. Daha da kötü olmaya başladılar. Rakipsiz bir o. O arada Trabzonspor'da sahasında Kasım Paşa'yı. İçki mali. Daha önce de Galatasaray'da Tabii ki bu arada Trabzonspor sonuç 0 puanla. <laughs> Son 3 maç kay kaybetti 3. sırada. Evet. Toplam 7 gol. 9, 31 gol 3 maçta. Son maçta. 9 gol yedi. 5. Evet. Sıfır puan yok. 3. Ne güzel değil mi? Güzel bir iki. Ama dördüncü ve 5. de. Maşallah 5. Rize eksi 6 avarajla. 5. Beşiktaş artı 2 avarajla. 16. Karagümrük artı birle. ile 16. Bunu da Okan İşme açık konuşalım. Fenerbahçe'nin oyunla bak daha tok oynuyor. Yani nasıl dersin? Hem istek var hem böyle kuvvetli oyun var. Ama Okan Buruk'un yaptığı bir şey var. Taktik. Yani yazırız ya 4-2-3-1, 4 Bunların dışında artık bir Okan Buruk olmuş. Bu sene özellikle bakın Akhisar'da kupa aldı, o oldu, bu oldu. Geçen sene de şampiyon oldu ama bu sene düşünmüş taşınmış güzel oğluyla demiş ki ya biz böyle bir dik oynayacağız kardeşim biz böyle de oyuncular geldi bize ki bir tarafta Fenerbahçe dün İsmail Kartal'ın demecini maçtan sonra okudum diyor ki Santifor alacağız bir tane alternatif diğer diyor öyle değil televizyon ben öyle duydum bir taraftaki ha, bizim... altıncı stoper yedi, iki tane nasıl <laughs> stoper alıyor beş stoperin 4 yani dört stoperin yanına milli oyuncuların yanına ee, ve Jacko e, varken King de zaman zaman orada oynayabilecekken bir tane santofan alacağım diyor. Peki diyor başkan da. Bu taraf diyor ki ya bizim para ihtiyacımız var. Şu Bey'e bir 30'a verelim diyor. Ver diyor gitsin diyor. Ben Kaan'la şimdi idare edelim diyor. Tabii ki Cuma'ya kadar alması gerekiyor. Sağ beki sol beki. beki. Önceliği sağ bek olarak. Çünkü Kaan'ın artık bu oyun formatında sağ bekte verim alamayacağını e, görebiliriz. Çünkü bayağı bir kenarlara inebiliyor Galatasaray Solda dikkat ediyorsan iki maçtır Barış sola geçince daha etkili oynuyor. Klasik sol taraf oyuncu olmamasına rağmen solu benim semesini ilk ya da sağdaki topla koordinasyonlarını zamanlarında Sıkıntısı. sıkıntısını görebiliyoruz. Evet. O yüzden iki tane oyuncu istiyordur hoca. Ama olmazsa olmazı normalde sol bekleyeceğimize şaşa boyadan sonra sağ, bek olarak değerlendiriyordur. Bir oyuncu bundan daha iyi oynayamaz. Bütün 50 bin Galatasaraylı, Okan Buruk, İrfan Hoca bütün takım gelecek Toray'a gel kardeşim diyecek. Sana bir sarılayım. Sen Allah bin kere razı olsun. Yani, yani sen nasıl bir adamsın? Yani bir sülaleci gidiyoruz. <laughs> tek başına yani, oralarda. Süpürüyorsun her Süpürmeye çalışıyorsun. Bir de Nelson şey derim Nelson'a. Bak Nelson bir ara küsmüştün. Ya haksız da değilsin galiba. O konu hocaya da formayı verdi. Bir daha vermiyorsun. Konsantrasyon müthiş. Çünkü bakın iki oyuncudan bahsediyoruz. Birisi savunmanın önünde oynayan orta saha. Bir Birisi, merkezi topar. Şöyle başladı Galatasaray. Kerem Demirbay ve Torreira ikilisiyle. Bu arada ee, Torreira'nın çok kritik hocam. O kalabalığın içinde 3 tane ya. nokta pası da var. Yani hani Aa, arkadaşlar... İlk yarıda adamlar. da. evet. şak diye mertensi evet, İnanılmaz taraftı. tek top var. İnanılmaz ve oynadı yani. Bugün de oyunun stoperlerden alıp topu başlatmaya evet, çalıştık. Hemen yani, geri kazanması. Emin olun yani o çok farklı. Ben yani Torreira Fred ikilisini denk getirseymiş Galatasaray veya Fener evet. şimdiden bu <laughs> her türlü bitmişti diye düşünüyorum. Şimdi Hatta. böyle başladı nasıl bitiriyor? gelin bakın. Sevgili izleyiciler Galatasaray böyle başladı. Oyun nasıl bitirdi? Arayı, ara, arayı boş geçelim direkt son dakikaya gelelim. Gelin son dakikaya. Torre Stoper, Eyüp Merkez Ortası, Halil Icardi Zaha Tete. Hatta bence Mert, Mertens de biraz Halil'in yanına doğru. Tabii Sifran <laughs> gibi ki evet. bence bunu ilk golde mesela müthiş bir egoistik yapmadı. Evet. evet. Zahaya verdi. Zaha'ya da zaten kulübe de özellikle istemesinin sebebi çok böyle adeta oturumu yaptılar. Bunu istiyor. Sen öyle bir ki Olur. biz Murat'a dön diyor. Yani evet. arkan dönük alma. Evet. Çünkü bir dener denedi. O direkten döndü. İki avut attı. Üçüncü Üç adam ayağından dördüncü de vurup gol atabilirsin diyor. Bunun için oyuna sokuyor. Ve sağa çıkıp başlayan Barış Alper de normal şartlarda 10 kere vursan 7 tanesi kale arkası tribüne gider. O fasolu havadan gelen topu da müthiş kapattı. ayağını kapattı. O o ayağı. Böyle Sidanvari bir, bir vuruş yaptı Bir dakika Mertens çıktı yalnız arkadaşlar. Çıktı mı Mertens? Çıktı. çıktı. Endombele, endombele girdi. Tabii. Tabii tabii. Endombele girdi. Orada oraya. Endombele tabii. Abi. Fakat ondan önceki değişikliğe gidelim. Ondan, evet. Şimdi ben sona geldim. Mertens'in endombeleyi düşünelim. 2. yarı böyle başladı. İkinci yere gelelim arkadaşlar. İkinci yok, yere. Yok. Halil yok da arkadaşlar. Ya, ya, bakın şöyle bir sistem çıktı karşımıza. Hocam hatta bence Torrey, 4 bir 5ti yani. Hayır zaten Mertens Hay diyor evet. ki. Hepsi sen oldu. mesela Arda Turan'ın etmişti bir kere e, Kazakistan-Türkiye maçında rakip evet, evet, Mert, evet. Mertens gibi sen Mertens de e, Toray'ın önünde koyulmasının sebebi sağa sola doğru servisler yap. Soğukkanlı. Evet sonra Barış'ı e, diğer taraf. Fakat Galatasaray'ın bir kapı ne yani. oldu? 67 tane ceza sahası şeyi var ama problemini her şey ortada. Hücum oyuncuların formu formsuzluğu, vuruşları etkiliyor. Kerem'in formsuzluğu veya kötü oyunu gibi. Zaha'nın iyi durumda olması gibi. Icardi'nin formsuzluğu gibi. Barış'ın önde iyi oynamaması gibi. Ama Galatasaray'ın iki bekinden fayda gelmiyor hücumda. Hiç hücum yapmayan takıma karşı Berkan'la Kaan oynuyor diye. Mesela iyi bir sol bek, iyi bir sağ bek. Tabii. Gider gel ki Barış bunu yapmaya çalışıyor. E zaten ben ada yapmıyor. Sonra. Ama sağ tarafta mesela Şaşa sonra kesinlikle mesela ben şunu yapmasını beklerdim hocam. Ee, bence de Kerem'in çıkarması gerekiyordu. Fakat sağ bek alabilirdi belki. Yani, git test et. Zaten öyle bir şey yok. Yani, evet. Yarın evet. bugün Mustafa bugün stoper oynattı. Stop oynadı bugün. Aslında şeyde de öyleydi. Eee neydi? De İstanbul Spor maçında çıktı. da 3-4 tane süpürüyorum. Ama mi? doğrusunu yaptı. Şimdi bir antrenör düşünün ligde böyle bir kadroyu sürüyor. Ee, sadece Torreira'ya bırakıyor. Yok, ikinci başında yine söylüyorum, tekrar edelim arkadaşlar. İkinci yarının başına gelelim. Tekrar Tete yok, Halil yok o anda. Heh, buna tamam. gelelim. Evet. Aslında devam bir daha devamında da stoperi çıkarıp Merkezdeki tek koşan örümcek gibi bir adam çık. En savunmaya koy. Çünkü artık rakip yaralını yer düşün. Bak Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Yay Roy oynuyordu. Bu ligde 3-4 takım dışında her takıma e, her Roy gidiyor tek. Ben diyor seni evire çevire yenirim yenirim diyor. Bakın bu çok tehlikeli bir oyundur. Bir bire maç? Bir anda iki puan fark var. Şimdi o kadar güçlü bir rakibi var ki Fenerbahçe yönetimiyle, camiasıyla, kadrosuyla. 18 yabancısı var. Bunu hiç alıyor. 18. olarak e, kurun alıyor. Yetmiyor. Daha çağları. çağları. alıyor. Şimdi santifor istiyorum diyor. Umut olmadı diyor. Umut da oynamak istiyor diyor. Bizim programı kaparken çağ, e, Bas şeyi nasıl yöneteceği tartışırken bir tane daha, bir tane daha Şimdi, daha çıktı. Bir diğer tarafta da Şaşaboy'u ne yapalım verin diyor. Kulübün menfaatleri doğru da çocuğun da menfaatleri tabii ki var diyor. Gerçekten bu oyun şekliyle o konu hocayı sadece ve sadece bakın yarın bir gün bugün bu stüdyo biz farklı cümlelerle girebilir miydik? Ya kardeşim bir şey, bir bir, bir tanesi. Ama ben öyle demiyorum. Şapkadan tavşan çıkartmak zaman zaman olur. Tavşanı sokmuyor ya şapka, şapkayı bu. Tavşanı sokmuyor. Yani, Hep ve işin tarafı da neden basketboldu diye dedim. Basketboldu. Euroleague'de, NBA'de izliyoruz. Ligimizde izliyoruz. Son sahneye kadar bir şey var. Evet. Koçlar oyunu için... Sanki sarı kırmızı takım 14 kişi oynuyor. Rakip takımda 10 kişi oynuyor gibi oynanıyor maçlar. 10 kişi tekrar duruyor. Aynı şeylere emin ol. Ankara gibi bir takıma karşı oynuyorsun. Fenerbahçe'de de. Fenerbahçe'de gömüyorlar. 10 kişilik rak rakipler e, almışlar. Puan almış. kaybı oldu işte. Buna benzerdi sayısız pozisyon Tabii. vardı. Bir Olabilir. Bitti. Tabii ki aynı şekilde işte kaptı. iki kırmızı beyaza gidecekler. Biri güneye, biri Karadeniz'e gidecek. Ee, sanki 12 hafta sonra mı oluyor? 13 hafta sonra mı oluyor? 37. hafta. 37 değil mi hocam? Hani bitimine 16, 15 mi kaldı? Aslında 14 maç kaldı liglerin bitimine. Eğer puan kayıp olmazsa. SOS veren takımı söylüyorsam biraz daha Galatasaray SOS veriyor. Evet. Fakat o kadar bitirici özelliği var ki hocam. Yani ben şunu söyleyeyim. Okan Burada, İsmail Hoca'da ayrı ayrı yani 50 milyon insanı temsil eden birer teknik adam bunlar. 50 milyon toplamın en az. Ya büyük iş yapıyorlar. Hele hele böylesine bir ortamda Mertens'in suyunu çıkarıyor. Suyunu çıkarana kadar kullanmaya çalışıyor. Icardi'nin fonksiyonuna rağmen sen kal diyor atmaya çalışırız diyor. Zaha'yı da sokuyor. Eyüp diye bir çocuk çıkardı. Ama bunlar aldatıcı olmadı. Olmalı Galatasaray'ın mutlaka iki minimum 3 tane oyuncu yeter. bir ek daha yapayım hocam. Ziyeş gibi, Bakan bu gibi iki tane Afrika Kupası'nda yani bunları, bunlar da çözüme odaklı oyuncular. Yani Ziyeş, Bakan bu gerçi istenilen verimi alamasa da e işte bu, bardakçı da sakat. Şimdi yaslanmışken orada Heh, sokarsın. Mi? Tabii. Mesela Bakan Buyu yine Real Betis istiyormuş Afrika Kupası'ndaki performansından sonra. Yani işte bu, bu rekabet ilginç bir rekabet. Ben hayatımda görmediğim bir rekabet yaşıyor. Yoksa kafa kafaya üç takım dört takım gittiğini görüyoruz ama düşünebiliyor musunuz? Daha, daha üçte ikisi tamamlanmamış ligin. Üçüncüyle aranızda 23 puan fark var abi ya 23 puan ne ya? 23, 23 haftada 23 puan. 23 haftada 23 puan. Yani, yani puan. Yani neredeyse ikiye katlayacak O yüzden bizi sadece eleştireceğiz. Birbiri de bize konuşacağız. Fenerbahçe'yi de zaman zaman iş ama... Helal olsun demekten başka bir şey e, gelmiyor. Ama hocam sizin yorum yaparken bence bu maçın e, özelinde iki nokta çok önemli. Bir Torreira. Yani Torreira'yı orada de, son. De, de, ne, e, ve rakibin sıfır tehdit olması. Yani bazı Anadolu takımlarının e, bu yanıtmasın Yani o dört direkten dönen topan, topun biri de olabilir. Şöyle yani. söyleyeyim. Fener'le Galatasaray ne kadar müsaade ediyorsa o kadar gelebiliyorlar. 2-1 oldu maç. Hatta diyor hemen git, bastıralım diyorlar sağ falan koşuyorlar. Ankara ucunu son 10 evet. dakika. Sonra da hani Yalan offside'den dolan. falan bir pozisyon. Yani, yani, i̇ki evet. tane de net. Tabi Galatasaray atamadı. Biri offside, attı. Evet. offside oldu. Evet. Birini Biri ilk... Bu arada şunu da unutmayalım bence İkard'ı geldiği günden beri en kötü İkard'ı. Yok. Ben, daha ben öyle düşünüyorum. Geçen maç daha. Okudu. Hayır, e, e, maç daha özelinde koydu. değil, dönem özelinde. Ha dönem. dönem do özelinde. Doğru. Yani. bu kadar söyleyeyim. offside Bak, şuna, geldiğinden beri bu maçta ki şey kadar Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Trabzon maçı Trabzon'a geldi. Sonraki evet. iki haftada oynadı. girdi. İstanbul Sporu. Bir de arada bir maç oynamadı mı o? Ee, yok. Oynadı mı arkadaşlar? Ben hemen bakayım. Ee, Trabzon'a geldi. Yedekten girdi. Sonra kim oynadı yani? Trabzon'dan sonra Basray? İstanbul Sporu. Hemen maç olduğu için. 3-1. Endiye gibi. <laughs> Tabii 3 günde bir. İstanbul Sporu. Kayseri yok değil mi? Misin? Kayseri yok herhalde orada. İstanbul Sporu. Söylüyorum hocam. Trabzon 5-1, İstanbul 3-1, Antep 2-1. Ben mesela bugün, geçen haftaki oyuna girdiğindeki şeyine baktım. Çok ilginç. Bir yüzde elli. Artmış. Artmış. Ama ben bu kadar offside'da düştüğünü toplamda hatırlamıyorum. ya. Geçen hafta da aynı şey. Evet. Biriydi. Yani e, son maçta da. 4 -4. Bunun en büyük evet. özelliğiydi sizin evet. söylediğiniz. Kurt, şimdi evet. bu konsantrasyonu da etkiler. Koordinasyonu etkiler. Şimdi koordinasyonu Zamanlamayı. daha yapamadı. Kuvvetli olmadığı zaman koordinasyonunuzu kaybedersiniz. Zamanlamayı yapamadı. Ama e, gözlemlerim fena değildir fizik olarak. Artış e, gördüm. Şu 5 gün onun içinde de Galatasaray için de önemli. Fakat Okan Hoca'nın da mutlaka her gün böyle tavşanla uğraşmaması lazım. <laughs> Daha böyle e, sezon sonuna doğru. O da kolay değil yani. Bunu alıştırmış takımı. Taraftarı da alıştırmış. E, bir yerde takılabilirler. Çünkü futbol öyle bir oyun. E, o yüzden de bizi sadece iki takımı da iki hocayı da kutlamak Düşer. Evet 24. haftada da şey. gelecek haftada hocamızın söylediği gibi Galatasaray Samsun'a gidiyor Fenerbahçe Antalya'ya gidiyor yine nefes kesen maçlar bizi bekliyor bir sözü son karara bırakacağız saat başında da senegal fildişi e. son 16 turdun Afrika kupasında belki de en dikkat çeken eşleşmesini izleyeceğiz ev sahibi Fildişe ve favori son şampiyon Senegal hoşçakalın İyi haftalar iyi akşamlar